8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Doktor Mehmet Reşat Arpacı. Kendisi medikal estetik hekimi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Gülen yüzünüzü bize de enerji verdiniz. Bugün saç ekiminden bahsedeceğiz. Ve hemen tabii hep şöyle bir şey olur. Hocam, yani saç ekiminden bahsedince hemen sizin de saçlara bakıyoruz tabii ki doğal olarak. Çok şükür ki siz saçlarınızla yaşıyorsunuz. Yani saçlarını kaybedenlerin de böyle görüneceği bir uygulamadan bahsedeceğiz, değil mi? Evet. Öncelikle kimler saç ekimi yaptırabilir? Kadın, erkek, hangi ihtiyaçlar, neden saç ekimi yaptırıyorlar? Kadınlarda, erkeklerde de saç ekimi yapılabiliyor. Öncelikle saç dökülme nedenlerine belki bakmak gerekiyor. Genellikle saç dökülmesinin birinci en nedeni androjenik alopesi dediğimiz erkek tipi dökülmeler. Erkek tipi dökülmelerde erkeklerin %60'ında yaklaşık gözüken bir şey bizim toplumumuzda. Kadınlarda bu %1, %2'lerde ama yine erkekteki gibi dökülmeler kadınlarda olabiliyor. Eğer biz tanımızı erkek tipi dökülme olarak koyduysak hem kadında hem erkekte artık saç ekimine uygun bir aday olmuş oluyor. Tabii erkek tipi dökülme dediğinizde hemen ben boşalmış bir alanı hayal ediyorum. Yani böyle seyrekleşmiş değil de epey bir dökülmenin gözle görüldüğü bir aşamadan bahsediyoruz, değil mi? Genellikle erkeklerde o tarzda oluyor. Alından başlıyor, şakaklardan başlıyor, geriye doğru açılmalar oluyor. Bazı kişilerde de tepeden başlayıp öne doğru ilerliyor. Ama dökülme problemi yaşayanların %70-%80'inde alından başlayıp yavaş yavaş geriye doğru ilerliyor. Şu alandan başlayıp evet, geriye doğru gidiyor. Peki burada da çok gelişmiş yöntemler var. Bunu duyuyoruz. Çevremizden de yaptıranların olumlu tecrübelerini de duyuyoruz. Hepimiz duymuşuzdur. Eminim izleyicilerimizde de vardır. Daha önce yakınlarından saç ektiren ya da çevresinde, komşusunda, arkadaşında. Şimdi hangi teknikler kullanılıyor bunda? Şimdi eskiden biz FUT dediğimiz cerrahi tekniği uyguluyorduk. Bundan 15 yıl, 20 yıl önce ilk başladığımız dönemlerde saç ekimine. Ama artık teknikler değişmeye başladı. Şu anda aktif olarak FUE ve DHI dediğimiz veya ÇOI diye adlandırılan kalem tekniği var. Bu iki tekniği ağırlıklı olarak uyguluyoruz. Hala klasik FUE ön planda olmakla birlikte bazı hastalarda kalem tekniği, ÇOI tekniğini tercih edebiliyoruz. Bunları kısaca özetleyecek olursanız iki teknik arasındaki fark nedir? Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? İki teknik arasında ekim anlamında farklılıklar var. Dokular ense bölgesi, yoğun olan bölgelerden yine tek tek çıkartılıyor. Her iki yani teknik şu arka kısımdan evet, alınıyor. Arkadaki bu iki kulak arkasındaki alandan yoğun bir şekilde tek tek çıkartılıyor. Oraya herhangi bir hasar vermemek gerekiyor. Neticede bir yeri düzeltirken bir yeri de bozmamamız gerekiyor. Bu anlamda doğru gref sayısı, doğru planlamalar çok önem kazanıyor. Biz bu kökleri tek tek çıkardıktan sonra elimizde iki farklı teknik ortaya çıkıyor. FUE tekniğinde biz önceden kanalları açıyoruz. Ekim yapacağımız alanlarda küçük delikler oluşturup onların içerisine kökleri yerleştiriyoruz. Kalem tekniğinde ise bu aldığımız kökleri bir özel bir kalemi var. O kalemin içerisine yerleştirip o şekilde nakleni yapıyoruz. İkisinin artısı eksisi var. Özellikle açıklığı fazla olan kişilerde biz FUE tekniğini devam ettiriyoruz. Yani o teknik daha avantajlı sonuçlar, daha iyi sonuçlar veriyor. Ama mesela bayanlarda saçını kesmek durumunda olmadığımız kişilerde kalem tekniğini daha ön planda tercih ediyoruz. Hem yapılabilecek gref sayısı daha az ihtiyacı oluyor. Hem de saçı kesmediğimiz için aralara girmemiz daha kolay olabiliyor. O kişiler de kalem tekniğini tercih ediyor. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Kesmeye, saçsız olmaya gerek kalmadan da yapılabiliyor mu yöntem? Kısmen doğru, kısmen yapılabiliyor. Şöyle bir şey, saçı tamamen kesmediğimiz zaman elde edeceğimiz gref sayısı biraz düşüyor. Yani saçın da biraz uzun olması lazım. Aslında dokuyu alırken yine kesmemiz gerekiyor o alanı. Yani o teknik olarak yine ondan saçı kesmeden yapmak çok mümkün değil. Ama bayanlarda, kadınlarda saçlar tamamen uzun ki olduğu için. Kadınlar için daha önemlidir bu konu. Evet, onları zaten saçını komple kesmeye ikna edemiyorduk haklı olarak. Ben bile gönlüm el vermiyordu saçınızı kesmek zorundayız. Tabii bir de erkekler için böyle bir tarz da var. Saçsız olma da bir tarz. Evet. Hani bir kişisel tercih ama kadınlarda çok az bu. Evet. O yüzden. Erkekler bir hafta sonra
yani görüntü anlamında normale dönüyorlar. Zaten fiziksel bir engelleri olmuyor. Yani 2 gün, 3 gün sonra normal günlük hayatlarına devam edebiliyorlar fiziksel olarak. Sadece görüntü anlamında saçın kısa olması, işte biraz kızarıklık, kabuklanmalardan dolayı bir iki haftalık bir geçiş süreci oluyordu. Ama kadınlarda özellikle arkadan yine donör alanımızda küçük bir alanı pencere gibi tıraşlıyoruz. Diğer saçlar onu kapatabiliyor. Aa, güzel. Kamufle edebiliyor. Ekim kısmını da kalem tekniğiyle yaparak görüntüyü kötüleştiren şeylerden tamamen uzaklaşmış oluyoruz. 3-4 gün içerisinde normal devam edebiliyorlar. Hı hı. Yani siz biraz kişiye özel planlama yapıyorsunuz burada. Çok önemli, evet. O zaman. Hem tekniğe karar veriyorsunuz, hem ne kadar nereye ekim yapılacağına karar veriyorsunuz. Bir de galiba öncesinde çizim tasarım da yapıyorsunuz. Çünkü düşünsenize şurası açılmış ya da buraya kadar yok. Mesela nereden başlayacağı, nasıl olacağı planlama çok önemli olmalı. Kesinlikle çok önemli bir noktaya değindiniz. Kişinin yüz hatlarına göre bir oran kullanma yapmak gerekiyor. Yani golden ratio dediğimiz bir altın oranı tutturmak gerekiyor. Kişinin yüz hatları ne şekildeyse, özellikle ön çizgi oluşturduğumuz erkeklerde, ona göre bir karar vermek ve ona göre bir planlama, bir çizim yapmak gerekiyor. Ayrıca bununla birlikte ektiğimiz saçların da yönü, açısı, hangi bölgeye hangi yoğunlukta ekilmesi gerektiği, nereden alınanlar nereye ekilmeli, bunların hepsinin planlamasının doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü bu bir estetik bir uygulama. Yani, tabii ilk baktığınızda görünen yer. Evet, evet. Estetik bir uygulama olduğu için kişinin görünümü bakıldığında gözlerin saça kaymaması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek gerekiyor. Saç ektirmiş kişi denmemesi gerekiyor. Evet, anlaşılmaması herkesin de istediği şey. Evet, olabildiğince doğallık sağlanması gerekiyor. Tabii ki bu bir operasyondur. %100 işte hastalarımdan da çok geliyor. Sizin saçınız gibi olacak mı? Çok isterim. Ben ama, bile söyledim de. Evet, yani çok isterim. Keşke bu kadar yoğun, bu kadar doğal yapabilsek. Benim saçımda bir ekim yok. Ama olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Genetik faktörler çok önemli tabii. Kendi saçları çok sık olmayan birinin tabii ekimden sonra böyle fırça gibi sık saçların olacağını beklemesi ya da bunun ona vaat edilmesi doğru bir şey olmayacaktır. Doğru bir şey olmayacaktır. Çok stratejik bir planlamadan bahsettiniz hocam. Ben az önce söylediğiniz tüm cümlelerden onları çıkarttım. Kelime kelime işte yönü, açısı, şekli, tasarımı, kişinin mevcuttaki saç yapısı, her şey çok önemli diye. Böyle olan bir işi de kimler yapmalı? Yani dolayısıyla ciddi yapılması gereken bir iş. Tabii ki. İşin en önemli noktalarından bir tanesi de o. Şimdi ne yazık ki Türkiye'de teknisyenler çok yoğun miktarda kendi başlarına saç ekimi yapıyorlar. Bazı apartman dairelerinde duyuyoruz, bir takım iş yerlerinde duyuyoruz. Evet, evet. Şimdi bunu yapmaya yetkili olan medikal estetik hekimleri, dermatologlar ve plastik cerrahlardır. Bir kere öncelikle olmazsa olmazımız doktor olmak zorunda. Değil mi? Bir doktor kontrolü olmak zorunda. Doktor olmak zorunda ve operasyona doktorun bizzat katılması gerekiyor. Planlama çok önemlidir, evet, ama sadece bir çizgi çizen doktor da o operasyonu yapmış sayılmaz. Bizzat operasyona katılıp birçok aşamasını bilfiil yapabiliyor olması gerekiyor. Onun haricinde tabii ki biz de ekibimizde teknisyen arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Onlar bizim operasyonumuzun bir parçasıdır. Hı hı. Ama onlar da planlamanın içinde çalışıyorlar zaten. Planlamanın içerisinde belli bir doktorun şefliğinde, doktorun izin verdiği aşamaları yaparak o ilerlemek gerekiyor. Ancak böyle koordineli bir ekip çalışması olduğu zaman başarılı sonuçlar elde edilir. Son olarak acı var mı hocam bu uygulamada? Acı var mı acı? Ünlü Reha Muhtar'ın sorusu gibi oldu. Tabii ki bu bir operasyon. Lokal anesteziyle yapıyoruz. Anestezinin ilk uyuşturmak için kullandığımız birkaç tane küçük iğnesi var. Bunlar hafif bir can yakması oluyor. Bunun içinde bunu daha az hissetmek isteyen, işte ağrı veya iğneden korkuları olanlara da biraz sedasyon da verebiliyoruz. Yani daha sakinleştirici, böyle bir yarı uyku hali yapabiliyoruz bazı hastalarda. Onu da yaptığımız zaman zaten hemen hemen hiç acı duymuyorlar.
O iğnelerden sonra, o küçük iğnelerden sonra da herhangi bir acı zaten söz konusu yok. 4-5 saat süren operasyon gayet rahat bir şekilde sürüyor, bitiyor. Hiçbir ağrı duymuyorlar. Operasyondan sonra da ağrı duymuyorlar. Çünkü biz gerekli ağrı kesicileri, gerekli tıbbi yardımı, ilaçlarını hastalarımıza veriyoruz, anlatıyoruz. Ve onları kullandıkları zaman sonrası da gayet konforlu oluyor. Ve Doktor Mehmet Reşat Arpacı bizlerleydi. Saç ekimi ile ilgili ben merak ettiğim her şeyi sordum. Eğer sizin de sorularınız varsa programımıza iletebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlık devam ediyor.